Merhaba arkadaşlar. Bugün Alanya Titan Otelleri Genel Müdürü Otel Hizmetlerinin İşleyişi konu kapsamında Burhan Sili ile birlikteyiz. Öncelikle bize değerli vaktinizi ayırdığınız için teşekkür ederiz. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Oteldeki görevleriniz nelerdir? Titan Otelleri'nin 1988 yılından beri genel müdürlüğünü yapıyorum. Turizme 81 senesinde atıldım. Ben turizm otelcilik mezunuyum. Aslında Aydın Turizm Otel İşletmeciliği Yüksek Kurulu bitirdim. Daha sonra çeşitli kademelerde çalıştıktan sonra en son Alanya'ya geldim ve 1988 yılından bu yana da Alanya'da bu görevi yürütmekte. Aynı zamanda Alanya Turistik İşletmecileri Derneği'nin de başkanlığını yapıyorum. Uzun süreler bu dernekte konaklama sektörünü temsil eden bir dernektir Alanya Turistik İşletmeciler Derneği. Çeşitli kademelerde görev yaptıktan sonra son seçimlerde arkadaşların teveccühüyle başkanlık görevini aldım. Bir dönemde bu görevini ifa edeceğim ve devredeceğiz inşallah. Peki Alanya'da otelcilik yapıyorsunuz. Bu Alanya'nın turizmi hakkında ne düşünüyorsunuz? Geleceği hakkında. Alanya tabii 1950'li yıllarda turizme başlamış bir bölge. Aslında Akdeniz Çanağı'nda sahil turizmi anlamında baktığımızda bu bölge yani Alanya bölgesi ilk kez Fransız ve Almanlarla ev pansiyonculuğu şeklinde hizmet vererek turizme başlamış bir bölge. Hatta abilerimizin, büyüklerimizin bize anlattığı bu bölgede belediye anonsları vasıtasıyla gelen insanlara yatacak yer olmadığı için evlerinizi açın, odalarınızı bir oda verin, insanlar kalsınlar falan filan şeklinde anonslarla bu iş başlamış bu bölgede ve kaldı ki o zaman sadece Antalya Havalimanı var, Gazipaşa Alanya Havalimanı bildiğiniz gibi 3 sene öncesine kadar, 4 sene öncesine kadar yoktu. Ve arada bildiğimiz bizim kurduğu belek gibi tahsisli bölgeler de oralar tamamen bakiye kemer bölgesi kazan. Sine bölgesinde yine bu anlamda bir hareket var da Alanya bugün uçağı baş turizm anlamında, kitle turizm anlamında ilk faaliyet göstermeye başlamış olan bölgesi. 90'lı yılda itibariyle kaldı ki 80 döneminin sonrasında rahmetli Özal'ın turizme yönelik teşvikleri ortaya çıkarmasıyla birlikte 90'lı yıllarda Türkiye'de turizm ilişkisini bir ilme kazandı. O süreçte tabii Alanya'da bu ilmeden nasibini aldı ve konaklama anlamında yani turistik tesisler anlamında ve bunun için öğrenci sektörü anlamında ciddi bir gelişme gösterdi. Bu sürecin devamında işte Sine'nin gelişmesi, kemer sırasıyla kemer, belek ve kundu bölgelerinin tahsisi açılması ve ciddi yatak kapasitelerinin sektöre hizmet vermeye, yani turizme hizmet vermeye başlamaları itibariyle Alanya Havaalanı'na da olan uzaklığı sebebiyle ve tesislerin de çok eskimeye başlaması nedeniyle turizm de biraz gerilere gibi bir duruma düştü. Ama Alanya turizminin tabii diğer bölgelere nazaran şöyle bir özelliği var. Alanya turizmi diğer bölgelere nazaran şehir yaşamıyla yani yaşamla turizmin iç içe olduğu hemen hemen yegane var. Türkiye genelinde yani otelden çıktığınız anda normal Türkiye'nin ya da Alanya'nın yaşamının içerisinde buluyorsunuz kendiniz ama bu kemerde böyle değil, Melek'te böyle değil, Kumru'da böyle değil. Burada gece eğlence hayatının yanı sıra normal yaşamın yani kağıdında yaylaya çıkma şansınız var. İşte Dimçay'a gidebilirsiniz, bir otobüse atlayıp, belediye otobüsüne atlayıp ya da akşam bir yere çıkmak istiyorsanız çok çeşitli alternatifleriniz var. Alanya turizmi bu anlamda yine diğer bölgelere nazaran, ne kadar vast turizme hizmet veriyorsa da önemli bir bölge ve 800 odalı, 1000 odalı tesislere rağmen daha düşük yatak kapasiteli, küçük kapasiteli tesislerde müşteriyle olan diyalog çok daha olumlu ve çok daha etkili olduğu için müşteri memnuniyetinin o anlamda çok daha üst düzeyde olduğu bir bölge. Diğer bölgelerin tabii tesis kapasiteleri ve fiziki imkanları şöyle söyleyeyim, yani 60-90 bin üzerinde kurulmuş ve 800 odalı, 1000 odalı tesislerde fiziki imkanlar çok daha fazla. Ama bu bölgede 6 dönüm, 10 dönüm, en fazla 15 dönüm üzerinde kurulu tesislerde müşteriye birebir dokunma imkanı çok daha yok. Yani gelen 250 odalı, 300 odalı tesislerde müşteriyle birebir bir
İnsanlara merhabalar, nasılsınız, nasıl gidiyor tatiliniz dediniz mi? Ama bu sayı 400'ü 500'ü aşınca oda sayısı anlamında artık orada iç fabrikasyona dönüyor. O anlamda ben bizim yaptığımız turizmin, Alanya turizminin daha doğal, daha doğru bir turizm olduğuna inanıyorum. Ama mass turizm deyince tabii yatak sayısı önemli bir faktör. Bu anlamda Alanya hala cazibesini koruyor diye düşünüyorum. Alanya turizmi içinde kendi otelinizin, Alanya Titan Oteller grubunun artık değişimi, gelişimi nasıl seyretti? Nasıl başladı? Grafiğiniz nasıl? Bugün Alanya'da bizim 301 makamlık tesisimiz var. Yaklaşık bir o kadar da belediye belgeli olarak nitelendirdiğimiz bakanlık belgesi olmayan tesisimiz var. Toplamda 200 bin yatak civarında tesisimiz var. İlk tesisimizi açtığımız zaman Karbıcak bölgesinde 1988 senesinin Mayıs ayında biz hizmete açtık. O zaman toplamda herhalde bir 10 bin yatak civarındaydı Alanya bölgesi. Ve açtığımız zaman tesisimizdeki yapı o dönemin en kaliteli tesisleri içerisinde gösterilen bir yapı idi. Ama bugün gelinen noktada kendi tesislerimi şöyle görüyorum ben. 88 yılında açılmış olan ve her sene hemen hemen ve 10 senede bir de komple renove ettiğimiz, yani yenilediğimiz tesisimiz, müşteri memnuniyetinin en yüksek olduğu tesis. Şöyle ki 161 odadan müteşekkil ve geniş bir bahçesi var. Odadan ziyade müşterinin daha rahat edebileceği, biraz şeyden uzak, yoldan uzak, sakince tatilini geçirebileceği bir tesis olarak işler görüyor. Açıkçası ben de oraya gittiğim zaman huzur buluyorum. 2003 yılında açtığımız 327 odalı konak bölgesinde olan Titan Garden diye bir tesisimiz var. Orası daha çok ailelere hitap eden bir tesis. Çünkü aile oda sayısı çok fazla. O anlamda 800 kişiye, 1000 kişiye kadar çıktığımız oluyor o tesiste. Pax olarak, kişi sayısı olarak. Orada da çocuklu ailelerin özellikle talep gösterdiğini gözlemliyorum. Son olarak 2009 senesinde açtığımız 176 odalı Titan Select diye bir tesisimiz var. Yine konaklı bölgesinde. Orada da daha çok adult dediğimiz, yani daha az çocuğu olan ya da çocuğu olmayan ailelere hitap ediyoruz. 5 yıldızlı bir tesis. Diğer ikisi 4 yıldızlı. 5 yıldızlı tesisimizde de yaz kış açık tutuyoruz. 12 ay açık tutuyoruz. Genel olarak müşteri memnuniyeti odaklı çalışıyoruz. Personelimizle birlikte çok uzun süreli çalışma gerçekleştirdik bugüne kadar. Yani 27 senedir benle birlikte çalışan arkadaşlarım var. Birçoğu, yani en yenisi 16 senedir, 17 senedir personelimiz. Tabii değişen personel var mutlaka. Servis departmanında, animasyon departmanında, bazı personelin dışında değişen personelimiz var ama ben şunu gözlemliyorum. Sektör, emek yoğun bir sektör olduğu için turizmde İnsan faktörü son derece önemli. İnsan faktörü olmaksızın zaten bu işi gerçekleştiremiyorsunuz ve bu insanların kendilerini rahat hissetmeleri noktasında müşteriye olan davranışlarında da daha keyifli davrandıklarını ve daha memnun edici yaklaşımlarda bulunduklarını gözlemleyebiliyorsunuz. Biz bu şablon üzerine oturttuk tesislerimizi ve bu anlamda memnuniyet oranları yüksek, doluş oranları yüksek. Karlılık anlamında Alanya gerçekliğinden uzaklaşmadan, tabii diğer bölgelerde daha fazla aynı kapasiteyle kar etmek mümkün olmakla beraber Alanya gerçeğinden uzaklaşmadan, en azından zarar etmeden borcumuzu harcımızı ödeyerek sıkıntısız seneler geçirdik bugüne kadar. İnşallah bundan sonra da böyle olur. Otelin etkileşimde olduğu diğer sektörlerden bahseder misiniz? Şöyle, turizm sektörü 54 sektörü birebir etkileşim halinde. Yani bugün tarımından tutun, hayvancılığına, tekstilinden tutun, bilişimine, her türlü sektörle ilişki içerisindeyiz. Biz 54 sektörü dokunuyoruz, onlardan mal alıyoruz. Biliyorsunuz turizm bacasız bir sanayi ve yerinde ihracat olarak nitelendirdiğimiz sektör benim. Yani biz aslında malı dışarıya götürmüyoruz ama yerli ikameyle, %95 yerli ikameyle malı burada yabancıya pazarlıyoruz. Ve paramızı dışarıdan alıyoruz. Dışarıdan geliyor. Bu anlamda da sektörün büyük bir yarasıdır. İhracatçı sayılmıyoruz ama ihracatçıların çünkü çok ciddi avantajları var. Yerinde ihracat yapan bir sektörüz. Bu anlamda sadece kendi alanımızda değil, yani hem emek yoğun, istihdama çok ciddi katkı sağlayan bir sektör olmakla beraber bunun yanı sıra 54 sektörü de direkt dokunan bir sektör olduğumuz için orada da ciddi bir katma değer sağlıyoruz. Evet.
Üretim planları nasıl yapılıyor peki? Üretim planlamaları derken pazarlama sürecinden malın üretimi evet. anlamında konuşuyorsunuz. Pazarlama süreci bizim bir önceki sene, daha önceki tecrübelerimize dayanarak ne şekilde hareket ettiğimiz, doğrularımızın yanlışlarının tespiti noktasında pazarlama birimimizle birlikte sürekli toplantılar yaparız ve onun üzerine analizlerimizi de oturtarak hareket planlarımızı belirleriz. Onun haricinde müşteriyle alakalı olarak yapacağımız her türlü faaliyetin planlamalarında haftalık toplantılar ve ara küçük toplantı, haftalık genel toplantılar ve ara küçük toplantılar neticesinde gerçekleştiririz. Buna yiyecek içeceğinden tutun animasyonun nasıl gerçekleşeceğini ya da müşteri memnuniyetinin ölçülmesi noktasında halkla ilişkilerin ne noktalarda ve ne şekilde çalışacağına kadar ara ara toplantılarda hem küçük bir de dediğim gibi haftada bir ya da iki haftada bir genel toplantılarımızla bunları planlar ve hayata geçiririz. Otelinizde toplam kaç işçi çalıştırıyorsunuz? Biz mümkün olduğu kadar tabii kalifiye eleman çalıştırmaya gayret ediyoruz. Biraz önce de söylediğim gibi ciddi oranda çok uzun süreli çalışıyoruz. Hem sektörde eğitim almış ya da okullarda eğitim almış hem de bizim tarafımızdan eğitilmiş personelle bir arada çalışıyoruz. Toplamda yüksek sezonda 3 tesisimizde 350 civarında personel istihdam ediyoruz. Bunların içerisinde gıda mühendisi, elektrik mühendisi gibi endüstri mühendisi yok. Onu belirteyim özellikle. Sorduğunuz için söylüyorum. Gıda mühendisi, elektrik mühendisi, çevre mühendisi danışmanlarımız da mevcut. İstihdam ettiğimiz ve dışarıdan hizmet aldığımız, anlaşma usulüyle hizmet aldığımız personel de mevcut. Peki iş sağlığı güvenliğiyle kimler ilgileniyor? Ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? İş sağlığı güvenliğiyle ilgili iş sağlığı güvenliği danışmanımız var. Aynı zamanda kendi içimizde bir ekibimiz var. Hem bu işi takip eden bir personelimiz var. Hem de bu işi bu personelle birlikte hareket eden bir ekibimiz var. Biz aynı zamanda ISO 9001 dergisiyle de sahibiz. Bu anlamda zaten dışarıdanlarımız var. İçimizde. İş sağlığı ve iş güvenliği noktasında bir çalışmalarımızı direkt bu şekilde devam ediyoruz. Bir de otelinizde en çok istenen hizmetler nelerdir? Konaklama. Konaklama tesisi olduğumuz için konaklama bizde en çok talep gören onun yanı sıra yiyecek içecek ve öğlen de ağırlıklı. Bizde talep gören hizmetler. Otelin bütçesini nasıl hazırlıyorsunuz? Katılımcı bir bütçeleme mi veya bütçe hazırlama sorumlularınız kimler? Tabii mali müşavirlerimiz de var ama bizim muhasebe departmanlarımızdaki muhasebe müdürlerimiz de bu konuda yetkin insanlar. Kendileri de mali müşavir. Dolayısıyla departmanların bir önceki seneki performansları ve kalite kontrol departmanının aynı zamanda bu konuyla uğraşan departmanın çıkarmış olduğu raporlar doğrusunda kişi başı tüm gıdalarımızın rakamları belirlenir. Bu rakamlar bunları Eurocent bazında biz tespit ederiz. Ve tabii enflasyon oranında, maliyet artışları oranında bunları değerlendirerek bir sonraki dönemin bütçelerini hazırlıyoruz. Aynı zamanda pazarlama tarafında da bir sonraki seneye yönelik olarak yapılmış olan anlaşmalardaki maliyet artışları ve takvimi sezonun gidişini değerlendirerek bir de gelir bütçesi hazırlıyoruz. Her iki bütçeyi de bir şekilde konsolide ederek mümkün olduğunca zararı uğratmaksızın işletmelerimizi devam ettirmeye çalışırız. Peki hazırlanan bütçelerinizde sapma oranları neler yani? Sapma oranınız yüksek mi? Yok, genelde çok sapma oranı olmaz çünkü biz gerçekçi yaklaşımlarda bulunuyoruz. Yani %10 artı eksiği çok fazla geçmez bizdeki. Çok tabii ekstrem bir durum söz konusu olmaz. Bu sene ekstrem bir sezon, yani farklı bir sezon yaşıyoruz. Aslında bugüne kadar Türkiye'nin yaşadığı krizlerin aksine bilinmeyen bir krizle karşı karşıyayız. Çünkü daha önceki krizde işte Körfez krizi 91 yılında yaşanan kuş gribi vardı 2005'te yanlış hatırlamıyorsam. Benzeri inişler çıkışlar olmuştu Türkiye turizminde ama bu sene yaşanan Rusya'daki ekonomik durumla alakalı bir olumsuzluk söz konusu. Rusya'daki müşterinin alım gücüyle ilgili bir sıkıntı söz konusu. Buradaki sapmanın ne kadar olacağını şu anda kestiremiyoruz açıkçası. Her ne kadar ben tesislerimde Rus turistle çalışmıyorsam, Rus pazarıyla çalışmıyorsam da Rus pazarıyla çalışan tesislerin benim çalıştığım Avrupa pazarına fiyat vermeleri ve oda açmaları neticesinde farklı bir rekabet ortamı oluşacağından dolayı tabii ki bizde de bir takım kırılmalar olacak. Yani bütçeli değişimler söz konusu olacak. Şu anda benim gözlemim, daha doğrusu en son yapmış olduğumuz bütçede ki sapma hedefim şu,
%10 aks eksiği, %20 gelir eksiği olarak bir hedef koyduk önümüze. Geçtiğimiz dönem yapmış olduğumuz bütçeyle alakalı olarak. Bu dediğim gibi değişkenlik gösteren bir sektör. Turizm önce güvene dayanan bir sektör. Aynı zamanda da lüks tüketim olarak adlandırılmış bir sektör. Yani önce temel ihtiyaçlar, ondan sonra tatil ihtiyacı devreye giriyor biliyorsunuz. Bu anlamda bir ekonomik kriz insanların öncelikle lüks tüketimi olan taleplerini geriye çekmelerini ya da durdurmalarına neden oluyor. Bu anlamda da Rus pazarındaki sıkıntının bize ne kadar etki edeceğini şu anda çok fazla kestiremiyoruz. Ama dediğim gibi böyle bir hedef koyduk biz kendimize. Sapmaları erken görmek için ne yapıyorsunuz ve nakit akışında olumsuz sürprizlerle karşılaşmamak için ne gibi önlemler alıyorsunuz? Şöyle, sapmaları erken görmek için biz bir kere yani iletişim çağındayız. Sürekli bizi satacak olan pazarların satış temsilcileri olarak adlandırdığımız tur operatörlerle irtibat halindeyiz. Ve onların buradaki temsilcileri olan acentaların temsilcileriyle irtibat halindeyiz. Onun haricinde Kasım ayı itibariyle, hatta Ekim sonu, Kasım başı itibariyle çeşitli fuarlara gideriz. Polonya'dan başlayarak işte Hollanda'sı, Çek Cumhuriyeti, Slovakya'sı, Almanya'sı, ki en son geçen hafta Almanya'daydım, cumartesi, hatta pazar günü döndüm. Birebir görüşerek, nabzını tutarak orada satmaların ne olabileceği noktasında tespitlerimizi yapmaya çalışırız. İkinci soruyu hatırlayamadım. Nakit akışında herhangi bir olumsuz sürprizle karşılaşmamak için dönem içinde kendi ne gibi önlemler alıyorsunuz? Kendi açımızda şöyle bir durumumuz söz konusu. Zaten hesaplamalarımızı bütçe doğrultusunda revize edebiliyoruz. Ama aynı zamanda yedek akçe olarak adlandırdığımız biliyorsunuz biz de bankalarla çalışıyoruz. Kredi litremiz yüksek. Kullanmadığımız kredilerimiz var. Eğer bir olumsuzluk söz konusu olursa tabii ödeyebileceğimiz oranlarda kredileri devreye sokma imkanımız var. Veyahut en kötü ihtimalle öz sermaye anlamında dayanabileceğimiz süreye kadar öz sermayeleri devreye sokma gibi bir durum söz konusu. Ama öncelikle krediyle hareket ediyoruz. Ticari kurumuz çünkü sonuç olarak. Her sene yapılan bütçe hesaplamalarında karlılık seviyenizi korumak veya arttırmak neye bağlı oluyor size için? Tabii müşteri memnuniyeti son derece önemli bir faktör burada. Müşteri memnuniyetinin arttığı oranda sizin fiyatınızı arttırma durumunuz söz konusu. Pazardaki maliyetlerin artışları da sizi etkiliyor. Yani bu ikisi sonuç olarak dövizle çalışıyoruz. Üç şeyin bir araya denk gelmesi lazım. Yani dövizdeki kur artışının belirli bir seviyeden aşağı düşmemesi lazım. Maliyet artışlarının belirli bir seviyenin üzerine çıkmaması lazım. Ve memnuniyet oranlarının da belirli bir seviyenin altına inmemesi lazım ki siz pazarda satış fiyatınızı arttırabilirsiniz. Makul ölçülerde olmak kaydı şartıyla. Çünkü biz Avrupa'yla çalışan bir tesis ve Avrupa'da enflasyon oranı bizdeki gibi yüksek değil. %2'ler seviyesinde, %3'ler seviyesinde. Yani orada yapacağınız artışlar maksimum %2'ler, %3'ler seviyesinde. %10'lar seviyesinde artış diye bir durum söz konusu değil. Ama tabii tüm bunlar biraz önce söylemiş olduğum gibi maliyetlerin artmaması ya da belirli bir seviyede artması, döviz kurlarının anormal seviyelerde inmemesi, dengesini koruması ve pazarda size sunmuş olduğunuz hizmetin kabul edilebilirliği noktasında birleşen bir unsur bu. Yani tek bir şeye bağlı değil. Hepsi bir arada değerlendirilmek durumunda. Bu anlamda ancak değerlendirilmek durumunda. Peki her sene amaçlanan hedeflerinize gerek bütçe konusunda olsun gerek otelle ilgili herhangi bir bölümde ulaşabiliyor musunuz ve verimlilik yükseltmek için neler yapıyorsunuz bu hedeflere bağlı? Dediğim gibi bizim kriter çalışmalarımız var. Her departmanın hem memnuniyet hem masraf hem gelir kriterlerini koyarız. Bu kriterler doğrultusunda herkes hedefine ulaşıyor mu ulaşmıyor mu haftalık, iki haftalık toplantılar ve ara toplantılarda bunları kontrol ediyoruz. Muhasebe departmanımız, satış pazarlama departmanımız bu raporları bize her hafta verirler. Onların üzerinden bakarız. Burada önemli kriter, biraz önce de söylediğim gibi müşterinin memnuniyetini asla da asla göz ardı etmeksizin sizin koymuş olduğunuz hedef kriterleri, yani karlılık kriterlerine ulaşmaktır. Karlılık bu bir seneden diğer seneye değişen bir sektör değil. Yani bir kere yapacağınız bir iş değil, sürekli yaptığınız bir iş. Bu işi de devam ettirmek illa da şu kadar para kazanacaksınız anlamında değil. O paranın sürekli olması, sürdürülebilir olması kazancın anlamında zaman zaman fedakardan fedakarlık da edebilmeniz söz konusu olmalı zaten. Biz de gerektiğinde onu da yapıyoruz. Yani maliyetlerin çok fazla yükseldiği oranda örnek veriyorum. İşte ızgarayı ortadan kaldırmıyoruz tesisimizde. İzgarayı da vermeye devam ediyoruz ama orada önemli olan müşteri memnuniyetinin aynı seviyelerde ya da daha üst seviyelerde kalmasını sağlayarak bir sonraki seneye bizim kendiliğimizin devamını yani sürekliliğinin sağlanmasının
çalışmasını yapıyoruz bir yandan. Otelinizde uyguladığınız pazarlama stratejileri neler? Gelecek misin? Evet. Pazarlama stratejilerini şöyle, biz dediğim gibi senelerde bu işin içerisindeyiz ve hangi noktalarda tesisimizi, hangi pazarlara, hangi argümanlarla pazarlamamız gerektiğini zaten biliyoruz. Bu argümanları biz sürekli kullanmaya devam ediyoruz. Örneğin tur operatörleriyle yaptığımız anlaşmalar neticesinde bir takım basılı medya, görsel medya, ilanlar, broşürler, gazete ilanları vesaire gibi argümanlarla tesisimizi pazarlamaya devam ediyoruz. Bir yandan da son dönemlerde sosyal medya üzerinden artılar yakalamaya çalışıyoruz kendimize ve online sistemde B2B, B2C diye ifade ettiğimiz bizim business to business customer açılımı olan sistemler üzerinden faaliyet gösteren firmalarla da ilişki içerisindeyiz ki onların da yani kendi adımıza sadece biz işte Titan Oteli pazarlamak noktasında değil ama bu sistemi uygulayan firmaların da bu tesisleri pazarladığının bilinciyle onlarla bir irtibat halinde tesisimize pazarlamaya devam ediyoruz. Peki ileriye dönük planlarınız neler? İstanbul bizim için şu anda cazip bir bölge olarak görülüyor. Konaklama sektörü adına. Artık kıyı bölgesinde çok fazla tesis yapma amacında değiliz ama şehir oteli olarak adlandırabileceğimiz 4 yıldızlı tesis veyahut işte İstanbul'da yine bir 4 yıldızlı tesis projesi üzerinde çalışıyoruz. Yani konaklama sektörü bizim işimiz. Konaklama, turizm, otelcilik. Dolayısıyla bu sektörde devam etmeyi düşünüyoruz. Teşekkürler.